Kapalı Çarşı gerçekten insanlığın ortak değeri ve kuyumcuların merkezi bir ticaret merkezi. Dolayısıyla orayla ilgili her hususta bizim de duyarlı ve hassas olmamız, oradaki süreçleri takip etmemiz, oranın yeniden yapılanması, yenilenmesiyle ilgili süreçlerde görev almamızı biz de canı gönülden arzu ediyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde İstanbul Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz iki çalıştayımız oldu Kapalı Çarşı ile ilgili. Kapalı Çarşı'daki tabii çalıştaylar da bir katkı sağladı ama onun dışında devam eden çalışmalar gerçekten şu anda çok iyi bir noktaya geldi. Kapalı Çarşı'nın şu anda çatısı yapılıyor. Onun dışında yapılacak birçok şey var. Röle ve restorasyon çalışmaları, altyapıları hazırlandı. Anıtlar Kurulu'ndan burayla ilgili izinler alındı. Bunlar gerçekten yılları alacak ve çok büyük paralara mal olacak çalışmalardı. Bunları Fatih Belediyesi ve ekibi gerçekten özveriyle çalışarak bir noktaya getirdi. Şu anda da Kapalı Çarşı yönetimi yasal bir yapıya kavuştu. Yetkilendirilmiş bir yasal yapıya kavuştu. Oradaki yönetimin de göreve başladıktan sonra çok olumlu çalışmalar yaptılar. Çok gayretli çalışmalar içinde olduklarını gördük. Ve Kapalı Çarşı'nın sorunlarının çözümünde oldukça mesafeler kat etmiş oldular. Belki dediğimiz gibi parayla yapılması büyük rakamlara mal olacak şeyleri resmi kurumlarla veya diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak hem uygun rakamlara hem de aslına uygun şekilde çarşının yapısına, sistemine, tarihi dokusuna zarar vermeyecek şekilde bu dikkat içerisinde güzel çalışmalar ve sonuç alıcı çalışmaları devam ettiriyorlar. Kapalı Çarşı bugüne kadar biriken sorunları olduğu için hem yasal kayıt işlemleri yani sahiplik ve tapu işlemleri hem de mekansal mimari anlamdaki sorunlarının hepsi birlikte çözülmeye, bir de güvenlik, havalandırma yeni gündeme gelen sorunlar var tabii ki. Veya sosyal etkinliklerle ilgili alanlar, çocukların mesela oyun alanları, tuvaletler, dinlenme alanları veya kafeler, buna benzer oluşumlar. Bunlar da yeni gündeme gelen ve çözülmesi gereken hususlar. Dolayısıyla Kapalı Çarşı'nın sorunlarının çok kısa bir zamanda tamamlanmış olması beklenmez ama bir süreklilik içerisinde sorunların çözümüne gayret edildiğini görmekteyiz. Ve en önemlisi burada yasal altyapıya yönetim kavuştu. Yetkilendirilmiş bir yönetim var. Onların vermiş olduğu kararlar yasa hükmünde uygulanabilirliği olan etkisi, yetkisi olan kararlar. Onun dışında kolektif karar verildiği için doğru karar verilmeye çalışılıyor. Burada esnaflarımız ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştıkları için bazen buna tepkisel davranabiliyorlar. Ya biz şimdiye kadar böyle bir uygulama yoktu. Nereden çıkardınız? Veya bu masrafları biz vermemiz gerekiyor mu gibi. Bunlar da bakıldığı zaman gerçek anlamdaki masrafların çok onda biri, 20'de biri seviyesinde şeyler. Esnaflarımızın mülk sahiplerinden katılımlar gerçekten küçük ölçekli. O açıdan önümüzdeki günlerde belki bu konuda zaman zaman aksamalar olsa da bile öyle sanıyorum ki esnaflarımız yapılan işlere de dikkate alarak canı gönülden bu süreç içerisinde kendilerine düşeni yapacaklardır. Ve böylece Kapalı Çarşı gerçek hüviyetine kavuşmuş olacak.